Herkese merhabalar. Tonguç paragrafı çözüyor musun? Çözüyorum ama hocam paragraf çözerken dikkatim çok dağılıyor. Çok yanlış yapıyorum hocam. Harika bir şey. Bunlar süper bir gelişme. Çözmen, bir şey. Tabii ki çözmek güzel bir şey ama şimdi dikkatinin dağılmasını önlemek istiyorsan sana 7 maddede bunun hepsini öğreteceğiz. Birincisi ilk başta hazır olman lazım Tonguç. Yani fiziksel ve ruhsal olarak hazır olman lazım. Ne demek bu? Eğer açsan, karnın açsa hep düşünürsün. Veya susadıysan, suyun yoksa hatta sınava girerken yanında su veriliyorlar biliyorsun sana. Ya da uykusuzsan dikkatini dağılır. Dolayısıyla fiziksel olarak paragraf çözmeye hazır olman lazım. Çünkü paragraf çözmek artık yeni tarz uzun sorular olduğu için hem Türkçe'de hem de diğer branşlarda senin için önemli bir çalışma. Aynı zamanda ruhsal olarak da hazır olmalı. Yani ne işe yarar ki hemen bir şu soruyu bitirsem diye düşünüyorsan. Aynı hocam hep öyle diyorum ben. Ne gerek var ki yani Aklında başka bir şeyler varsa başka bir plan Kasmışlar kurduysa yanında telefonun varsa aklında plan varsa bu olmaz. Ruhsal olarak hazır olmadığını gösterir Tonguç'um. İkincisi düzen önemli. Yani dikkatini dağıtacak her şeyi ortadan kaldırmalısın Tonguç. Bu masa olumsuz bir masa. Niye? Burada işte bir şeyler var. Kablo var. Kulaklık var. Telefonun orada. Telefonu uçak modunu aldım. Ya uçak modunu alsam bile telefon orada duruyor ya. Orada bir anda wallpaper'la oynayayım dersin. Ekran oynayayım gene dikkatini alır. Telefonu gerekirse uzaklaştıracaksın kendinden. Ama şu masaya bak ne kadar güzel. Kalemin var, silgin var hata yaparsan. Bomboş masa. Değil. Bomboş değil lan. koskoca kitapla kalemle silgi görmüyor musun? Üçüncüsü durumun da önemli. Bak insan vücudunun duruşu sadece fiziksel olarak değil zihinsel olarak da insanın yaptıklarını etkiliyor Tonguç. Yani sen spor yaptığında nasıl kafan daha çok çalışıyor, maç yaptıktan sonra nasıl aklını daha çok çalıştı hissediyorsun veya koştuktan sonra. Aynı şekilde oturuşunu da dik yaparsan yani uykunu getirmeyecek şekilde. Hocam ben beynime en... kan gitsin diye böyle yapıyorum hocam. Ya beynine kan gider yine gider merak etme. Onu çok güzel bir şekilde yaratılmış. Sen sadece dik durup vücut omurganı da sağlam tutaraktan soruları da daha dikkatli okuyacağını hissedeceksin. Üçüncü, dördüncüsü aydınlatma önemli Tonguç'um. Aydınlatma uykunu getirecek kadar az dikkatini dağıtacak kadar da çok olmaz. Yani böyle böyle romantik bir mum ışığında öyle olmaz. Az ışık olmaz. Çok fazla aydınlatma, gözünü alacak kadar aydınlatma da dikkatini dağıtabilir. Dolayısıyla aydınlatmayı da iyi ayarlaman lazım. Bir de Tonguç en önemlisi tabii ki doğru okuma. Parrafı bir başından bir sonundan bir ortasından rastgele okumamalısın. Soru köklerine dikkat edip Paragrafın her satırını çizmeden okumalısın. Yani önce soru kökünü ilk başta sonra paragrafı ardından seçenekler okumalısın. Ama burada şu çok önemli. Her yeri çizersen Aa, burası önemli, burası önemli, burası önemli. Benim bir arkadaşıma her şeyi çiziyor. son çok, numarasını bile çiziyor. Aynen o çok yanlış bir şey. Sonradan soruya geri döndüğünde kararlanmış çok böyle çiziklerle dolu bir soruyla karşılaşırsın. Altıncısı korkmaman gerekiyor Tonguç'um. Şimdi yeni sınavda birçok soru uzun olduğu için böyle uzun işte sözel mantık soruları ve da 7. sınıfta 6. sınıfta bütün sınıflarda artık daha böyle görselliği bol olan infografiler olan ee, sorular soruyorlar. E bunlar senin için çok güzel bir şey. Niye biliyor musun? Soru ne kadar uzun olursa Tonguç'um o kadar kolay oluyor. Yani uzun soru gördüğünde korkmayacaksın aksine oh be diyeceksin. Çünkü bir sorunun içerisinde ne kadar çok doğru cevapla alakalı bilgi varsa o kadar çok soru uzuyor. Ama kısacık sorduysa adam zaten bir soru sormuş. Direkt artık seçeneklere inmen gerekiyor ama buralardaki her bir cümle, her bir bilgi esas senin doğru cevaba ulaşmanı sağlıyor. Zaman da çok önemli olmuş. En önemli kısmı en sona bıraktık. Zamanını kontrol edebilmen için antrenman yapman lazım. Antrenman yapmak ne demek? Bak şimdi. Doğru antrenman normalde sen bir paragraf testi çözerken bir kitapta Test 1 vardır, test 2 vardır, test 3 vardır. Sen test 1'deki 4 soruyu bitirirsin veya işte 8 soruyu... ...hemen cevap anlatana bakarsın, o sırada beynin dinlenir. Test 2'yi bitirirsin, cevap anlatana bakarsın, beynin dinlenir. Test 3'ü bitirirsin, cevap anlatana bakarsın. Bu aralıklar senin beyninin belli bir sorudan sonra artık dinlenme gerektirdiğini gösterir. Ama sen... ...belli bir süreden sonra yani testleri çözüp dinlendin, testi çözüp dinlendin ama belli bir süreden sonra... ...ardarda 2-3 test çözersen sınavdaki soru sayısı sana az gelir. Yani şunu demek istiyorum. Sen hep böyle 4-5. soruda dikkatini dağılmaya alıştırırsan kendini... ...sınavda da 5-6 soru çıkınca dikkatin dağılır. Ama sen sınavdakinden daha fazla antrenman yaparsan... ...daha fazla test çözdükten sonra cevapları kontrol edersen... ...gerçek sınavdaki soru sayısı sana az gelir ve dikkatin hiç dağılmaz. Ve aynı zamanda sınav anında... ...bazen dikkatini dağıtacak şeyler olabilir. Birisi böyle burnundan soluyordur, kimisi gürültü yapabilir, ayağını böyle... <laughs> Hasta oluyorlar bazen. Hasta oluyorlar, hapşırır, pırt yapar, farklı farklı şeyler yapabilir. Burada sen... Gürültülü ortamlarda da ders çalışmaya alıştırmalısın. Herkes sessiz olsun. Kimse çık çıkarmasın. Böyle çalışmak güzel bir şey. Ama her zaman böyle imkanı bulamazsın. Dolayısıyla bazen camı açaraktan yani dışarıdan sokak gürültüsünün geldiği ortamlarda da ders çalışmalısın. Ve artık sona geliyorum Tonguç'um. Düzenli kitap okumalısın Tonguç'um. Çünkü sınavlarda çıkan bütün paragraflar esasında kitaplardan alınıyor. Ve o kitaplardaki kelimeleri mesela yatsımak, evrensellik, özlülük böyle farklı farklı kelimeleri sen kitap okudukça öğrenecek ve paragrafları çözerken hop 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 yapabilirsin. Yine son bir şey daha söylüyorum. Dikkatinin dağılmasını, odaklanma problemini engellemek istiyorsan ders çalışmak harici bu fikir. Burada da farklı farklı geometrik şekilleri taklit ederek çizmeye çalışabilirsin. Yani mesela diyelim ki ben şuraya bir şekil çizdim şimdi. Şu şekli çizdim. Sen bunu eğer 2-3 seferde hızlı bir şekilde ben çizerim arkadaş burada sıkıntı yok diyebiliyorsan gerçekten dikkatini toparlayabiliyorsundur diyoruz. O zaman nefes alıyorsun ve potayı görüp tüm soruları doğru yapacak şekilde çalışmaya başlıyorsun. Hadi bakalım ödül sorumuzu yap yorumlara yollatalım. Teşekkür edeceğim.